Herkese merhabalar. Adım adım liderliğe giden yolda bayraklarımızı astık ve aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğe giden yolunda neler yaptığını beraber öğreneceğiz Songuç'um. Hazır mısın evladım? Hazırım hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Bugün sizlerle birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlik hayatını, ki biliyorsun bir asker olarak doğduğunu düşünüyor Mustafa Kemal ve bir asker olarak ölmek istiyor. Gerçekten de başkomutan olarak doğacak. Daha doğrusu başkomutan olarak doğmayacak. Askerlik eğitimi aldıktan sonra başkomutan olacak. Mareşal olacak ve vefat ettiğinde de ülkemizin yetiştirdiği en büyük askerlerden biri olduğunu ispatlamış olacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün aynı zamanda kişilik özelliklerine bakacağız. İleri görüşlülüğü, alçak gönüllülüğü veyahut da vatanseverliği, liderlik özelliklerini göreceğiz. Bunların hepsini güzel bir şekilde öğreneceğiz. O zaman şimdi gel, hadi videomuzu izleyelim Tonguç'um. Tonguç Dershane sunar. Şimdi öncelikle şunu bilmemiz lazım. Mustafa Kemal'in ilk görev yeri askeri olaraktan 1905 yılında Şam'daydı. Şam nerede hocam? Şam bugünkü Suriye'de. Yani şurayı Türkiye olarak düşünürsen, Güney Anadolu bölgemizden Urfa'dan aşağı doğru gidersen, düz devam edersen Şam'a ulaşırsın. Şöyle. Arabistan Yarımadası'nda mı hocam? Yok, Arap Yarımadası'nda değil. Şöyle bak Hatay, şöyle aşağı iniyorsun, tamam mı? Şurası diyelim ki Antep ya, Şam da burada. Arap Yarımadası biraz daha aşağıda, şu Mısır'dan sonra burada başlıyor Arap Yarımadası. Tamam mı? Dolayısıyla Türkiye'ye yakın bir yer. Şimdi o zamanlarda Osmanlı İmparatorluğu'nun toprağı. Şam'da görev yapacak ama ardından 31 Mart vakası çıkacak. 31 Mart olayı ne olacak? Bazı insanlar yeni yönetimi istemeyecekler. Meşrutiyeti istemeyecekler. Onların durdurulması için hareket ordusunun başında kurmay başkanı olarak görev yapacak. Sonrasında bir ara 1910 yılında Picardi manevralarını izleyecek bir gözlemci olarak. Sonrasında Trablusgarp'a gidecek 1911 yılında. İlk askeri zaferini kazanacak. İlk askeri zaferinden kastımız orada Arap halkı örgütleyerek teşkilatçılık özelliğini gösterecek. Yani gazeteci kılığında vatansever bir subay olarak oraya gidecek. Oradaki Arap halkı örgütleyip siz bağımsızlığınıza düşkün değil misiniz? Niye burayı İtalyanlara veriyorsunuz diyerekten Derne, Tobruk ve Bingazi'de ilk askeri başarını elde edecek. Ama sonradan tabii ki Balkan Savaşları çıktığı için mecburen Trablusgarp'ı kaybediyoruz. Ama ilk askeri başarısını burada elde edecek. Hatta Mustafa Kemal'e liderlik ve aynı zamanda teşkilatçılık özelliğini nerede görüyoruz diyoruz. Trablusgarp'ta, benzerini de Kurtuluş Savaşı'nda Türk halkına örgütleyerek yapacak. Balkan Savaşları'nda Edirne'nin kurtarılmasında katkısı bulunacak. Sofya'da askeri ateşe olaraktan görev yapacak. Yani dışişleri temsilcimiz gibi. Orada da Bulgar Meclisi'ni inceleyerekten milli irade ile alakalı bazı düşünceler olacak zihninde. Ve yine aynı şekilde Sofya'da askeri ateşeyken Türklerin, o zaman zor durumda olan, azınlık durumda olan Türklerin sorunlarıyla ilgilenecek. 1915'te Çanakkale Savaşları'nda gerçek bir kahraman olarak, Anafartalar Kumandanı olarak karşımıza çıkacak Mustafa Kemal Atatürk. Ve orada elde ettiği başarılarla milli mücadelenin lideri olmasını sağlayacak. Herkes diyecek ki biz o adamı tanıyoruz. Çanakkale Savaşları'nda çok başarılıydı. Biz onun askeri oluruz. Biz onun liderliğinde ülkeyi kurtarmak isteyebiliriz diyecekler. Kafkas cephesinde Muş ve Bitlis'in kurtarılmasını sağlayacak. Suriye cephesinde de yine taktiksel bazı başarılar Ne kadar büyük başarılar ya. Tabii sürekli bir liderlik özelliği var Mustafa Kemal'de. Şimdi Birinci Dünya Savaşı öncesinde asker Mustafa Kemal'e baktığımızda Şam'da 5. Ordu ilk görev yeri ve burası çok önemli bak Tonguç'um. Burayı sınavlarda sorabilirler. Bilhassa okul sınavlarında sorabilirler. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kuruyor. Burada Mustafa Kemal'in teşkilatçılık özelliğini görüyoruz. Yani bir cemiyet kurması, bir liderlik vasfı görüyoruz. 31 Mart olayında Hareket Ordusu Kurmay Başkanı olarak hareket ediyor. Burada da yeniliklere karşı çıkan, meşrutiyete karşı çıkan gericilerin tarafında değil de yeniliği koruyan tarafta olduğunu görüyoruz. Picardi manevralarında askeri yeteneğe dikkat çekiyor. Burada birçok verdiği kararla zaten ileride Mustafa Kemal askeri deha olarak tanınacak. Az önce söylediğimiz şey, Trablusgarp Savaşı'na gönüllü olarak katılıyor, vatanseverliği. Teşkilatçı bir şekilde Arap halkı örgütlüyor. Aynısını Kurtuluş Savaşı'nda yapacak dedik. Ve vatanseverliği zaten tartışmasız. Burası da belki okul sınavlarınıza sorulabilir. İlk askeri başarı. Biliyorsunuz yeni sınav sisteminde bilgiye dayalı sorular yerine yoruma dayalı sorular geliyor. Bunları, bu başarılarını verip burada hangi özelliği vardır diye size sorabilirler. Burada yani Mustafa Kemal'in gönüllü bir şekilde atlayıp ta Trablusgarp'a gitmesi Mustafa Kemal'in net bir şekilde vatansever olduğunu da gösterir. Şöyle çizecek olursak şurası İtalya olsun. Şurası bugünkü Yunanistan olsun. Şöyle bir Türkiye haritası çizelim. Çakma bir Türkiye haritası. Evet şöyle. Hocam ama gerçekten çok güzel çiziyorsunuz. Ya bir Tonguç'um bir saniye. Şimdi şöyle çizdik. Hocam Avrupa'yı çizdiniz resmen. Evet şurası da Kıbrıs olsun. Bak şurası İzmir, tamam mı Tonguç'um? Şurası bugünkü İstanbul. Şurası bugünkü Ankara. Şurası bugünkü Atina, Yunanistan. Şurası İtalya. Tam İtalya'nın karşısında Trablusgarp diye bir kent var. Trablusgarp İtalyanlar tarafından böyle sömürge edilmek isteniyor. Orada askeri başarılar ediyor. Ta oraya kadar gitmişsin sen. Ne işin var? Demiyor Mustafa Kemal. Ben vatanseverim. Balkan Savaşları'nda yine Gelibolu'da görev alıyor. Sofya Ateşe Militerliği
Diyeceksin ki Tonguç'um, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı ne? Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'ndan önce güçsüz olduğunu gören birçok millet, bakınız İtalyanlar, bakınız Bulgarlar, Sırplar, Romaniler, saldıracaklar Osmanlı'ya. Koparabildiğimiz kadar koparalım diyecekler. Sonra daha doymayıp İngiltere, Fransa, Rusya hep birden saldıracaklar. Ne açgözlü adiler bunlar hocam. Aynen, tam saldırıp yok edeceklerken bir adam çıkacak, diyecek ki Mustafa Kemal, stop arkadaşlar, bir saniye diyecek. Mustafa Kemal İngilizce biliyor muydu hocam? İngilizce biliyor. Adamlarla İngilizce konuşması lazım. Fransızca da biliyor. Ve ardından Türk halkını örgütleyip düşmanı tak 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 tokatlayıp gönderecek. Sofya Ateşi'nin liderliğine baktığımızda burada diplomat özelliğini görüyoruz. Gerçekten burada demokratik özellikler de kazanacak. Az önce söylediğim gibi Bulgar Meclisi'nde çalışmalar yapacak. Onları bizatihi izleyecek. Ve milliyetçi. Niye? Türk halkının sorunlarına çözüm bulmaya çalışacak. Bak, oradaki Türk halkı, buradaki Bulgarlar eskiden Bulgaristan bizimken Bulgarlar azınlıktı, Türkler çoğunluktaydı. Sonra Balkan Savaşları'nda ve öncesinde oralardan göçler başlayınca Türkler azınlık durumuna düşüyor. Çünkü çoğu Anadolu'ya göç etti. Hani diyorlar ya, biz Bulgaristan göçmeniyiz. Sen buraya göç ettin, oradaki Türkler azınlık kalıyor. Onların sorunlarıyla ilgilenecek Mustafa Kemal Atatürk. Birinci Dünya Savaşı'ndaki başarıları çok çok önemli. Neden çok çok önemli? Çünkü bu cephelerde elde ettiği başarılarla Mustafa Kemal Atatürk milli mücadelenin de lideri olacak. Bilhassa Çanakkale cephesinde elde ettiği başarılar en önemli başarılar. Niye? Çünkü burada Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nın temellerini atacak. Burada askeri dehasını gösterecek. 19. Tümen Komutanı, Ana Fartalar, Conk Bayrağı, Arıburnu kelimeleri hep, yani Mustafa Kemal'in görev yaptığı yerler hep Çanakkale cephesinde elde ettiği başarıyla alakalı. Size yenmeyi değil ölmeyi emrediyorum diyor. Neden? Çünkü siz öldüğünüz sıralarda ben de bir şekilde diğer ordumun takviyesini sağlayabilirim diyor. Mesela şöyle düşün. Şurada bir düşman var. Şurası D harfi düşman olsun. Şurası bizimkiler olsun. Sen buradan saldırıyorsun ama düşman çok kalabalık. Bunlar öleceği kesin. Öleceğini bile bile vatansever askerlerimiz ölüme atlıyorlar. Bunlarla zaman kaybederken diğer ekip geliyor. Onlar da ölürken diğer ekip geliyor ve bu şekilde buraya kadar ulaşacağız diyor. Bu bir vatanseverliktir Türk halkı açısından gösterdiğimizde. Yine aynı şekilde Mustafa Kemal'in askeri dehası. Milli mücadelenin de lider olması için bir artı kazanacak burada. Yarbay ve albay rütbelerini kazanacak. Kafkas cephesi, yine Kafkas cephesinin nerede olduğunu şöyle gösterelim. Burada haritalar üzerinden gitmek gerektiği için şöyle, yine izin verirsen Tonguç'um, çizmek istiyorum. Şöyle yapalım. Buyurun hocam. Teşekkür ederim izin verdiğin için. Şöyle yapalım. Yine Avrupa'yı çiziyorum. Hemen 2 dakika içinde Yunanistan'ı çiziyorum. Türkiye'yi çizdim. Hocam resmen dünya haritasını biliyorsunuz hocam. Nasıl bir yetenektir nasıl bu yani? Nasıl bir işsizliktir bu diyorsun yani? Alalım şöyle. Şu Afrika'yı da çizdik. Şöyle, tamam. Şu Afrika. O Kıbrıs'ın öyle duruşunu anlamıyorum hocam ya. Evet, o birazcık farklı bir duruşu var hayata karşı. Şöyle yaptık, tamam. Şöyle Yunanistan falan filan, tamam. Hocam resmen dünya oldu. Şimdi dünyadayız ya Tonguç'um. Bir kere şu maviyle gösterdiğimiz yerler deniz. Yani şurası Karadeniz, şurası Akdeniz, şurası da Atlas Okyanusu, tamam mı? Şimdi düşmanlar nereden saldırmıştı? Buradan Rusya saldırmıştı. Hop, Rusya'yı yazdık. Pis herifler. Pis herifler. Buradan Avrupa devletleri saldırıyor. Buradan yine saldıracaklar. Biz şimdi burada cephelerimizi yazacak olursak Tonguç'um. Birincisi, bizim burada bir Çanakkale cephemiz var. Buradan hep düşmanlar saldırıp bizi yok etmek istiyorlar. Bir Kafkas cephemiz var. Rusya'ya karşı biz açtık. Saldırı cephesi, Kafkas cephesi. Bir Kanal cephesi var. İngiliz'e karşı biz açtık. Suriye, Filistin cepheleri var. Buralar savunma cephelerimiz. Hicaz, Yemen cepheleri var. Buralarda yine savunma cephelerimiz. Bunlarla alakalı zaten süper bir canlı yayınımız hazırlayacak. Bunları çok detaylı anlatacağız Tonguç'um. Ve yine aynı şekilde burada Galicia ve Romanya cephesi var. Irak cephesinde bilmemiz lazım. İran, Irak cephesinde bilmemiz lazım. Şurası İran. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Mustafa Kemal Kafkas cephesinde Muş-i-Bitlis'in kurtarılmasını sağlayacak. Çanakkale cephesi de Kurtuluş Savaşı'nın lideri özelliğini kazanacak. Suriye-Filistin cephesinde de düşmanın ilerleyişine karşı önlemler alacak. Bunlar Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'ndaki askeri başarıları. Kafkas cephesinde 16. Kolordu komutanı, teşkilatçı özelliği var ve Muş ve Bitlis'in kurtarılmasını sağlıyor. Suriye cephesinde Yıldırım Orduları komutanı, açık sözlü, yeneceksek yeneceğiz diyor, yani düşmana karşı geri çekilelim diyor ve burası da son görev yeri. Bak ne kadar garip bir şey. Asker olarak ilk görev yeri de Suriye Şam'dı. Son görev yeri de asker olarak Suriye oldu. Sonra ne yapacak? Dönüp dolaşıp yine aynı yerde. Ama sonrasında Kurtuluş Savaşı'nda görev yapacak ve Kurtuluş Savaşı'nda Sakarya zaferinin kazanılmasını sağlayacak. Büyük taarruza liderlik yapacak. Hemen önce bir soru soruyoruz size ve yorumlara bekliyoruz. Tonguç Dershane sundu.